Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 232, 233, 234, 235, 236. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Akşehir'de bir fil. İlk sorumuzdan başlayalım. Bildiğiniz bir Nasrettin Hoca fıkrasını anlatınız. Parayı veren düdüğü çalar çocuklar. Çocuklar pazara giden Nasrettin Hoca'nın etrafını sarmış. Hoca bana düdük al demiş bir tanesi. Diğeri de bana da bana da demiş. Diğerleri de sırayla ben de düdük isterim. Bir tane de bana demişler. İçlerinden sadece biri Nasrettin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca parayı alıp pazara gitmiş. Akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir tane düdük çıkaran hoca parayı veren çocuğa düdüğünü vermiş. Diğer çocuklar hep birazdan hani bizim düdüğümüz Nasrettin demiş. Nasrettin Hoca da gülerek parayı veren düdüğü çalar demiş. Sözünde durmak ifadesinden ne anlıyorsunuz? Sözünde durmak ahlak sahibi insanların özellikleri içerisinde bulunması gereken bir erdemdir. Sözünde durmak dürüst olmak için gerekli olan bir özelliktir. Dürüst insanlar verdikleri sözleri tutmayı bilirler. Sözünde durmayan bir insan dürüst değildir. Verdiği sözden ne olursa olsun dönmeyen, yerine getirmeye çalışan insanlar arkalarından söz edilirken sözünün eri olarak bilinirler. İnsanlar tutamayacakları sözleri vermemelidirler. Verdiği sözleri tutmalı, sözünden dönmemelidir. Birisine söz verirken dikkat etmemiz gerekir. Verdiğimiz sözü tutamayacaksa o sözü hiç vermemek daha mantıklıdır. Okuduğunuz metinde geçen deyimleri bulunuz. Silip süpürmek, astığı astık, kestiği kestik, ürperti sarmak, vadesi dolmak, selam vermek, öcünü almak, şeytan dürtmek, it çekmek. Deyimlerin metnin anlamına yaptığı katkıyı açıklayınız. Deyimler metnin daha etkileyici ve anlatım olarak da daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Eziyet, güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum. Kurul, bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşan topluluk, heyet, konsey. Arz etmek, sunmak, ürperti, korkma duygusu, öcünü almak, yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak. Ferman, buyruk, emir. Fıkradaki olay nedir? Akşehir halkının kasabalarındaki fillerden kurtulmak için hoca önderliğinde şehzade ile görüşmeye giderken hocayı yalnız bırakmaları ve bunun sonucu. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir? Kasabalıların hocayı şehzade karşısında yalnız bırakmaları. Nasrettin Hoca şehzadeden ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır? Bir amaç için beraberce yola çıktığınız kişileri yolun sonunda yalnız bırakırsanız istemediğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Fıkralardan yola çıkarak Nasrettin Hoca'nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasrettin Hoca fıkralarına baktığımızda bizi zaman zaman güldüren, gülerken de düşündüren bir anlatım içermektedir. Nasrettin Hoca fıkralarında açık sözlü, dürüst, kişilere mizah yaparken aynı zamanda insanlara da ders verebilen, zeki, akıllı, karşısına çıkan engellerde pratik bir şekilde çözüm bulan, uyanık davranışları olan, hayata espiritüel açıdan bakabilen, öğüt veren, çevresindeki çocuklara dedelik yapan bilge ve eğitimli bir zattır. Zaten bilindiği gibi Nasrettin Hoca Akşehir'de hocalık ve kadılık yapmıştır. Medrese eğitimi almış, dönemin eğitimli ve de devlet memuru niteliğinde çalışmış önemli bir şahsiyetidir. Çevrenizde Nasrettin Hoca'nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mıdır? Çevremde Nasrettin Hoca gibi kişilik özellikleri bulunan insanlar bulunmaktadır. Kendisi benim amcamın oğludur. O da Nasrettin Hoca gibi çok akıllı, çok zeki, ince bir şekilde espri yapmayı sever. Bazen söylediği şeyleri biraz anlamıyor gibi oluyorsunuz. Ama daha sonra düşündüğünüzde haklı olduğunu görüyorsunuz. İnsanlarla konuşmayı, onlarla iyi arkadaşlık kurmayı, gezmeyi ve de kitap okumayı sever, bilgili birisidir, eğitimlidir. Ayrıca bunun yanı sıra mütevazidir. Her insanla konuşabilir, çocukla çocuk, büyükle büyük dediğimiz bir insandır. O geldiği zaman herkes susar, o konuşur, herkes onun sohbetini dinler. O konuşmaya başladığında en canı sıkkın insanlar bile gülmeye başlar. Çünkü etrafına neşe verir. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?
İnsanlar doğaları gereği her zaman birlikte hareket etmek, birlikte karar vermek zorunda olmuşlardır. Çünkü bir insan tek başına var olmayı sürdüremez. Yalnız insan bir süre sonra yalnızlıktan bunalıma girer. İnsanlar yaratılışlarından itibaren çift yaratılmışlardır. En basiti, her insan mutlaka evlenir ve en az iki kişi olur. Çünkü insanlar tek başlarına hayatları boyunca kalamazlar. Buradan yola çıkarak bir grup çalışması içerisinde yanınızdaki arkadaşlarınız ile çıktığınız yolda arkadaşlarınız tarafından tek bırakıldığını düşünürseniz hayal kırıklığına uğrar. Beraber çıktığınız bu yolda arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirir. Büyük olasılıkla da bu liderlik görevini bırakarak gruptan ayrılırsınız. Akşehir'de bir fil metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Kasabalıların fille ilgili sorununa farklı bir çözüm üretiniz. Eziyetlerinden vazgeçtik. Bir de filleri varmış askerlerin. Bari o rahat dursa, çarşıda, pazarda, bağda, bahçede silip süpürüyormuş ne bulursa. Öyle ki daha iyi sel alsa, dolu vursa. Allah cümlesine yardım ede. Aç kalmış kasabalı, fili doyurmuş. Filin doğal yaşamının burası olmadığını, daha fazla burada durursa ölebileceği konusunda şehzadeyi ikna etmeye çalışırdım. Akşehir'de bir fil metninden iki abartma cümlesi örneği yazınız. Bir çekirge sürüsüymüş Moğol ordusu, çarşıda, pazarda, bağda, bahçede silip süpürüyormuş ne bulursa. Aşağıdaki cümlede yer alan fiilleri cümleye uygun farklı kip ve kişi ekleriyle tamamlayınız. Anadolu'yu kaplayan bir kara su yağıyor. Adam koskoca çadırını getirmiş. Kasabanın tam ortasında kurdu. Kasabalı fili doyuramaz. Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır. Ocağına düştük şehzadem. Hoca artık huzurda bulunuyor. Ne dilersen dile benden. Yarın Akşehir'e gezmeye gideceğiz. Fil için teşekkürlerimizi arz ettik. Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim. File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş. Alınan bir karara bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Kararlar uygulanmak için alınırlar. Kararların ihlal edilmesinden sonra ortaya çıkacak olan sıkıntılar kararın önemi ve gerekliliğine bağlıdır. Bazıları alınan karara uymadıkları zaman uyan kişiler de bu konuda gevşeklik gösterebilirler. Mesela sokağa çıkma yasağı bu konularda çok insan dikkat ediyor. Ancak bazıları bu konuda gevşeklik gösteriyorsa diğer insanlar da bunu yapmak isteyebilir. Karara uymayan kişiler belki de kararın alındığı yere ciddi zorluklar ve sorunlar getirebilirler. Aşağıdaki hikaye haritasından hareketle anlatım biçimlerini de kullanarak bir hikaye yazınız. Kişiler, muhtar, öğretmen, köy imamı, köylüler. Yer Anadolu'da bir köy, zaman ilkbahar. Olay örgüsü köydeki su sorununun çözümü için toplanılması, imece usulüyle suyun tarlalarından geçilerek köye ulaştırılması. Bazı köylülerin bu iş esnasında kendi tarlalarından su hattını geçirmek istememesi. Ana fikir verilen sözde durmamak, hedefe ulaşmayı engeller. Mevsimlerden ilkbahar, köy imamı, ben ve birkaç köylü muhtarlıkta oturmuş köylülerden Mehmet ve Rıza Bey'i ikna etmeye çalışıyoruz. Kitaplarda okuduğum ikna edici sözcükleri kullanarak köylüleri ikna etmeye çalışıyordum. Çünkü köyümüzü su sorunundan kurtarmak için yapacağımız su hattının onların tarlasından geçmesi gerekmekteydi. Fakat köylüler Nuh diyor, peygamber demiyordu. Tüm köylüler kabul etmişti fakat Mehmet ve Rıza Bey'in kendilerine ait kuyular olduğu için su sıkıntısı çekmiyorlardı. Bunun için de kabul etmek istemiyorlardı. Sonra Rıza Bey bizden kurtulmak istercesine tamam kabul dedi. Gerçekten mi? Ya tamam dedik. Oh sonunda peki siz ne diyorsunuz Mehmet Bey deyince Rıza Bey Mehmet Bey'e göz kırptı ve şüphelenmedim değil. Mehmet Bey de tamam dedi. Günler günleri kovaladı ve su kanalının yapılacağı gün geldi. Kanal yapmak için işçiler geldi. Tam araziye girip su kanalını yapmaya başlayacağımız sırada Mehmet Bey ve Rıza Bey bizi arazilerine almadılar. Bir anlaşma yaptığımızı hatırlatınca ise hatırlamıyormuş gibi yaptılar. Bu yüzden işimizi yapamadık. Ülkeler arasında kültürel etkileşim toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi konusunda düzenlenecek münazara için bir hazırlık yapınız. Ülkeler arasında kültürel değişim toplumların birbirine bakış açılarını tabii ki de değiştirir. Her ülkede milleti farklı ülke ve milletlerin yaşantı kültürlerini birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.
Aynı dili konuşmaz, aynı ekmeği yemez, aynı gelenek ve görenekleri yoktur. Bu ayrılıklar iki farklı milletin birbirini tanımamasından dolayı düşman veya dost olmayan gözle bakmasına sebep olabilir. Milletlerin birbirleriyle tanışması veya zor bir anlarında hiç ummadıkları o milletin onlara sahip çıkması, destek vermesi, o insanların o milleti tanımak ve de kültürlerini öğrenme arzusu doğurabilir. Örneğin Kore Savaşı'nda Türkiye'nin Güney Kore'ye asker göndererek Güney Kore halkı için savaşması, Güney Kore halkına Türk ordusunun gerekli yardım ve ihtiyaçlarını gidermesi, günümüzde dahi Kore halkı tarafından Türklerin Kore'de sevilmesine ve de kardeş olarak görülmesini sağlamıştır. Bunun en güzel örneğini de Ayla filminden izleyebilirsiniz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.